Merhaba arkadaşlar, ben Burhan Gergede. Sizlere bu bölümde ZW3D'nin CAM bölümünün ters açı işlemesini anlatacağım. Ters açı olan bir tane parçamı açtım ekrana. Parçanın gördüğünüz gibi dış çapında bombelik var. Ters açı ve bize doğru giden bir bombelik. Bu yüzeyi işleyeceğim. Şimdi ilk olarak parçama bir tane referans atmam gerekecek. İşleme referansı diyorum. Düzlem oluştur. Ortaya direkt bulunan noktama referansımı atıyorum. Okey diyorum. Düzlemi oluşturdum. Ve 3 eksen katı işlemelerden kademe katı kesime giriyorum. Burada parçamı seçiyorum. Tamam diyorum. Takım olarak da benden daha önce seçmiş oldum. Takım zaten geldi. 16 dedik. Lollipop takımı. Okey diyorum. Hesaplıyor şu anda kendisi. Ayarlarını yapmadığım için böyle bir hesaplama çıkarttı. Şimdi ayarlar bölümüne girip düzlemi seçiyorum. Ve diğer ayarlarında kontrol ettiğim gibi burada tolerans 0.1 rol kalacak paylarını 0.1 isimden yazarak ayarlarımı yapıyorum. Kesici adım boyu 20 metre diyorum. Diğer işlemlere baktığım zaman deli dakikamı ayarlayabiliyorum buradan. Yine 1000. Sınırlamalarıma giriyorum. Bas küçük şeklinde işleyecek. Kalkışları sınırlıyorum. İş bu offset parça düzenleri. Buradan silim ayarları yapabiliyorum. Alt sınırlama koyumu istiyorum. Buradan aşağıya inmesin diyorum ve parça ettiğim yerden aşağıya inecek benim takımım. Referans takım varsa göstermeyi izin istiyor buradan. Kontrol et de burada parçanın neresini kontrol etmek istiyorsanız tekrar seçebiliyorsunuz. Filtrelerden yine filtre ayarlarını sol tarafa gördüğünüz gibi yazabiliyorsunuz. Yol ayarlarında burada kesme burada zikzak diyorum. Yani ters düzle kesme yapabilsin. Önce bölge işleme. Yukarıdan aşağıya. Burada ters açı işlem diyor. Ters açı kesin. Bunu evet demezsek burada gördüğünüz gibi düz bir kesin oluşturacak bize. Ama evet dersem birazdan işlemeyi siz de göreceksiniz. Hesapla dediğim zaman. Bağlantı ayarlarım da okey ise hesapla diyorum. Buna ters açılı olan yüzeyimizi hesaplayacak şimdi. Ters açı işlemleri normal işlemlerin hesaplamasından biraz daha fazla sürüyor. Ve hesapladı. Tamam diyorum. Ve yandan profilden baktığımda gördüğüm gibi ters açı işlemiş mi diye bunu. Daha basit anlamamız için programa sağ tuşluyorum. Ve katı simülasyon oluştur. Ve hemen küçüğümü gösterdi bana. Play diyorum. Biraz hızlandırma için burada ayarını sağ tarafa çekiyorum ve tekrar play dediğimde hızlı şekilde katı simülasyonunu gösterecek bana. Gördüğünüz gibi 1 mm dala dala Z'de parçamı işlemiş görünüyor. Ters açı işlemi sizin de bildiğiniz gibi CAM programlarının genelinde bulunmayan özelliklerden bir tanesi. Evet, gördüğünüz gibi işlemiş bulunuyor. Play diyorum, durduruyorum simülasyonumu. Ters açı işleminde anlatacaklarım bu kadardır. Teşekkür ederim.